Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Asya mutfağından bizim en sevdiğimiz çorbalardan Peking Sütbe tarifini sizler için hazırladım arkadaşlar. Asya mutfağının en sevilen çorbalarından Peking Sütbe ve çıtır ördek göğsüyle harika soslu bir menü hazırladım. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsü maalesef ele geçirmiş durumda. Şu anda Almanya'da ev hapsindeyiz. Yani mecbur olmadıkça dışarı çıkmıyoruz. Her yerler kapalı. Market ve eczaneler haricinde sadece ihtiyaçlarımızı almak için alışverişe çıkıp evimize geliyoruz. İnşallah bu kötü günleri bir an önce geride bırakırız. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen Peking Sütbe Çin çorbası tarifime geçiyorum. Gerekli olan malzeme listemi arkadaşlar info kısmına da ekleyeceğim. Açıklama kısmından tarif listeme ulaşabilirsiniz. 1 tane tavuk göğsü, 1 tane soğan, 3-4 dilim zencefil, 1-2 tane defne yaprağı, yaklaşık 1,5 litre sıcak su. Tuz, öncelikle bu şekilde düdüklü tencereme koyuyorum ve 15 dakika tavuk göğsünü haşlamaya bırakıyorum. Daha sonrasında tavuk göğsünü bir tasın içerisine alıyorum ve içerisinde olan soğan ve defne yaprağını onları çıkartıyorum, atıyorum. Çorbamızın içinde kullanmak için yaklaşık 25 gram kadar mantar kullandım. Bu mantar özel Muer mantarı arkadaşlar. Tay dükkanlarında ve bu şekilde Japon ve Çin marketlerinde bulabilirsiniz. 1 tane kırmızı dolma biber. Küçükse 3 tane havuç. 1 kavanoz bambu. Arkadaşlar baharatlarını yaparken sizlere vereceğim. Bu şekilde biraz zor olacak. Çünkü yaparken sizlere söylemek istiyorum. Evet, kırmızı dolma biberimizi, havuçlarımızı bu şekilde ince jülyen doğrayalım. Eğer yosun mantarımızı da bir tasın içerisine alalım. Üzerine sıcak su koyalım ve yaklaşık 15 dakika kadar sıcak suda bekletelim. Bu şekilde yumuşamaya bırakalım. Yumuşadıktan sonra mantarımızı süzelim. Bunu da irice biraz doğrayalım. Çok ufak olmayacak şekilde arkadaşlar. Bir kavanoz bambuyu da suyunu süzelim arkadaşlar. Onlar da zaten hazır jülyen olarak doğranmış bir şekilde hemen kullanıma hazır bir durumda. Evet, haşladığımız tavuk fileyi bu şekilde didikleyelim. Tavuk suyunu kullanacağız. Komple kullanacağız arkadaşlar. Atmıyoruz. Bol tavuk suyundan, bol tavuklu ve bol sebzeli bir çorba olacak. Müthiş lezzetli. Sizlere de şiddetle denemenizi tavsiye ederim. Evet, didiklediğimiz tavuk göğsünü suyun içerisine atalım ve jülyen doğradığımız tüm sebzeleri de içerisine ilave edelim ve kaynamaya bırakalım. Daha sonrasında baharatlarla lezzetlendireceğiz. Evet, kaynamaya başladıktan sonra eğer acı seviyorsanız acı miktarını artırabilirsiniz. 1,5-2 yemek kaşığı kadar ilave edebilirsiniz. 1,5 yemek kaşığı sambal ölek acı bir sos kullandım arkadaşlar. 3 yemek kaşığı domates salçası. Acıyı dediğim gibi sizler damak zevkine göre ayarlayabilirsiniz. Artırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Kullandığım baharat ölçüleri 2 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 2 tatlı kaşık tuz, 4 tatlı kaşık şeker, yarım tatlı kaşık beyaz karabiber. Daha sonrasında arkadaşlar tadına bakarak biraz daha ilave edebilirsiniz tuzunu. Ama yeteri geliyor çünkü içerisine soya sosu ekleyeceğimiz için ilk etapta çok atmamanızı tavsiye ederim.
Soya sosu çünkü oldukça tuzlu bir sostur arkadaşlar. Evet, bu sushi sirkesidir arkadaşlar. 4 yemek kaşığı kadar da sushi sirkesi ilave ediyorum içerisine. Sushi yaparken pirincimizi bu sirke ile birlikte yapıştırıyoruz ve tatlı bir sirke. Evet, şimdi 3 yemek kaşığı yani açık soya sosu kullanacağız. Bunu kullandıktan sonra tuz oranı ve çorbamızın lezzeti oldukça değişecektir. Ve çorbamızı birazcık daha koyu renkli istediğimiz için 1 yemek kaşığı kadar da dark soya sosu kullanacağız arkadaşlar. Bu oldukça intensiftir. Daha bir güçlü soya sosudur. Rengi ve tadı oldukça güçlü bir tada sahiptir. Bu nedenden dolayı bir kaşık yeterli gelecektir. Evet, çorbamızı lezzetlendirmek için 3 yemek kaşığı sirke. Bunu da ilave ettikten sonra çorbamızı güzel bir karıştırıyoruz ve daha sonrasında başka bir tasın içerisinde 2 yemek kaşığı nişastayı 1 çay bardak su ile açıyoruz ve çorbamızı kıvam alması için nişasta ile bağlıyoruz. Yavaş yavaş ilave edelim ve çorbamızı bağlayalım. Daha güzel bir kıvam alacaktır. Eğer daha çok katı bir kıvam istiyorsanız arkadaşlar nişastasını 1 yemek kaşığı daha artırabilirsiniz. Ben 2 yemek kaşığı kullandım ve kıvamı çok da güzel oldu. Evet. Çorbamız da neredeyse bitmek üzere. Lezzetlendirdik. Daha sonrasında nişasta ile bağladık ve 2 tane yumurtayı bir tasın içerisine çırpıyoruz. Güzelce çırptıktan sonra tenceremizin altını kapatıyoruz ve bu yumurtayı çorbamıza yavaşça ilave edip karıştırıyoruz. Evet, çırptığımız yumurtayı da çorbamıza ilave ettikten sonra bu şekilde bir kıvam alacak arkadaşlar. Daha sonrasında çok daha güzel içine girecek çorbamızın. Müthiş lezzetli oluyor. Sizleri de şiddetle bir kere bu çorbayı denemenizi tavsiye ederim. Vitamin bombası arkadaşlar. Çok farklı bir çorba. Eğer siz de Asya mutfağını seviyorsanız müptelası olacaksınız bu çorbayı. Bu çorbayı yemek için de ekstra restorana gitmenize hiç gerek kalmayacak. Çünkü inanın sizlere %100 garanti veriyorum. Restorandakinden çok daha güzel bir çorba yaptık evde. Servis yaparken de bir küçük tutam frenk soğanı ya da ince yeşil soğan kıyalım. Bir tatlı kaşığı kadar da susam yağından ekleyelim ve afiyetle çorbamızı tüketelim. Evde Peking Soup ve Çin çorbası yaptık. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Eğer yaparsanız yorum kısmından bizlerle sonucunu paylaşırsanız çok sevinirim. Evet, Çin çorbasından sonra yanına biz kızartılmış çıtır ördek göğsü yaptık. Bunun tarifini de arkadaşlar sizlere daha öncesinden vermiştim. Tam detaylı tarifi diğer videolarımdan bulabilirsiniz. İnfo kısmına link bırakacağım. Linkten tarifime ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Normalinde bu tarifi videolu hazırlamayacaktım. Daha sonrasında karar verdim ve bunu da devam çekmek istedim. Evet, sos tarifimizi de diğer videolarımdan bulabilirsiniz arkadaşlar. Müthiş lezzetli oluyor. Aynen Çin restoranında yediğimiz ördekler gibi. Evet. Özel karışımlarla birlikte haşladığımız sebzeleri süzüyoruz ve nişasta ile sosumuzu bağlıyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Evet, ördek göğüslerini arkadaşlar verev şeklinde kare kare keselim. Çok bastırmadan sadece derisini keseceğiz. Ve bu şekilde eğer delikli bir süzgeciniz varsa üzerine koyalım altına. Yaklaşık 1 litre kadar sıcak su koyalım. Ocağın altını açalım ve 15 dakika buharda
Ördek göğüslerini pişirelim. Buharda pişireceğiz. Bunu yapmamızın sebebi hem içinin sulu sulu olmasını sağlayacağız hem de kanlı olmamasını engelleyeceğiz. Ön işlem yapıyoruz. Bu nedenden dolayı daha bir güzel ördek yemiş olacağız arkadaşlar. Evet, 15 dakika sonra çıkartıyoruz ve tuz, karabiber ve soya sosu ile birlikte ördek göğüslerimizi lezzetlendiriyoruz. Daha sonrasında yaklaşık yarım bardak una, bir tatlı kaşık, 5 çeşit baharat karışımı kullandım. Bu baharatı da diğer videomda paylaşmıştım. Ayrıca anlatmıştım arkadaşlar. Dediğim gibi link bırakacağım. Oradan detaylı tarifime ulaşabilirsiniz. Evet. Un karışımı ile birlikte tavuk göğüslerini her yerine gelecek şekilde bulayalım. Evet, ben fritezde kızartmayı tercih ediyorum. Çünkü bu şekilde daha bir pratik oluyor. Yağı 180-190 derecede ısıttım. Kızmış olan yağda ikişer ikişer olarak ördek göğüslerini kızarttım arkadaşlar. Yaklaşık 10-12 dakika arası kontrol edelim. Parçalara göre biraz değişebiliyor süresi. İnce olursa süre daha kısalabiliyor. Biraz daha kalın ve büyük parçaysa süresi biraz daha artabiliyor, birkaç dakika. Bunun için o birkaç dakikayı kendiniz kontrol etmelisiniz. Evet, gördüğünüz gibi kızardı. Çıtır çıtır oldu. Şimdi keseceğim ve servis yapacağım. Henüz çok sıcak olduğu için kontrollü bir şekilde elim yanmadan kesmeye çalıştım ve gördüğünüz gibi içinde kesinlikle kan yok arkadaşlar ve sulu sulu müthiş lezzetli oldu ve çıtır 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 olmasının sebebi de arkadaşlar ön haşlama yaptık ve un ile kapladık. Bu da kızartırken çıtır olmasına sebep oldu. Evet, ben bu şekilde menümü hazırladım. Yanına sade bir pirinç pilavı hazırladım. Altına bol sebze, üzerine kızartılmış çıtır ördek göğüslerini ve hazırlamış olduğum enfes sosu ile birlikte menümü hazırlamış oldum. Çorbası ve ördek menümüz ile sanki Çin restoranında yemek yemiş olduk. O havayı verdi. İnanılmaz güzel bir koku saçtı evin içerisine. Biz bu tarz yemekleri çok sevdiğimiz için genelde sık sık yapıyorum. Sizlerle de tariflerimi paylaşıyorum. Eğer siz de Asya mutfağını seviyorsanız damak tadınıza göre garanti veriyorum. Bu tarifi denemenizi şiddetle tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, bu tarz paylaşımlarımın devamı için kanalıma abone olmayı, zil sesini açmayı unutmayalım lütfen. Farklı tarifler paylaşıyorum. Kaçırmamak için ve bana destek olmak için lütfen yorum ve beğenilerinizle beni kanalımda yalnız bırakmayın. Şimdiden vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.